Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Duran Dünyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, mini günlerim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. Hepinize saygılarımı sunarım. İmtiyaz insanlar, imtiyaz insanlar. Bu senenin son programıdır. Bu senenin son programı. Ya şöyle bir konuşma, sohbet. Hikmet burada, Mürşit burada. Besin seni katmıyoruz zaten. Besin seni katmıyoruz. Dizici yaparız, tuvalet yaparız kendi aramızda. Bu senenin son programında aynı zamanda biraz konuşuruz, biraz sohbet edelim. Arkadaşlar bu sene böyle geçti. Yayınlarımız elimizden geldiği kadar ana belgeyle, ana kaynaklarla size anlatmaya çalıştık. Bildiklerimizi anlatıyoruz. Demiştik burası, bu kanalımız Türk Duran'ın beşiğidir. Burada her şey ana kaynakta, ana belgelerle olur. Bu da şu var arkadaşlar. Maalesef hep, benim için çok üzücü yani. Dünyadaki tek insanım ben ya. Maalesef diyorum. Ne yazık ki. Değil mi? Benim zamanım var bu tip şeyleri. Koşturabiliyorum, yapabiliyorum. Elinden gelir, çıkartıyorum. Kitapları, kaynakları işte arkadaşlar. Çünkü kaynakları Batılılar çıkarttığı için. Ben de rahatlıkla İşte bunların dilini konuştuğum için hem Fransızca hem Latince arkadaşlar. Rahat içeri girebiliyorum yani. Araştırıp buluyorum yani. Bunu Türkçe'ye çeviriyorum yani. Elinden geldiği kadar. Ki özellikle Fransızca yani. Yorucu oluyor. Dedik ki ya bu senenin son günü biraz konuşalım. Dörtleşelim, muhabbet edelim. Nasıl ama? Hicri'de yaparız abi. Bütün dileğimle 2023 yılı sizlere mutlu, umutlu olsun. Kutlu olsun. Sağlıklı olsun. Bütün insanlık adına arkadaşlar. Çünkü ben kimseyi ayırmam. Değil mi? Bütün insanlık, her şey, hepsi tutuğuna çıkar. Herkes Türklüğün, ulu çınarın dalları budaklarıdır. Kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur. Önemli olan, her zaman söylüyorum yani, insan olmaktır. İnsan olmak, vicdanlı olmaktır. Hep bundan anlatmaya çalıştım. Ben insanları hep birleştiririm ben. Ben kimseyi ayırmam. Bütün insanları birleştiririm. Sonuçta bu dünya, değil mi? Hepimiz zaman gelir. Bu dünya bir handan ibaret olduğu için. Yani. Hepimiz gelir bu handa. Sonunda hancı hesabını alır, biz de bu dünyadan çeker gideriz yani. Çeker gideriz. Onu söylüyorum. Birbirinizi sevin. Bilmiyorum nasıl, asla ayrılmayın yani. Çocuklarınızı her zaman söylüyorum. Çocuklarınızı merak, bak arkadaşlar merak, sorgulama, bunlar çok önemli şeyler yani. Çocuklar böyle başlarlar ya. Merak, sorgulama, bilim, bunlar çok önemli şeyler yani. Ulu atamızı öğretin. Atatürk'ümüzü öğretin, ulu büyüklerimizi öğretin. Geleneğinizi, göreneğinizi, törenizi öğretin yani şunlarınızı. 2023'ten bahsediyorum, gelecek işte. Bunları öğretin arkadaşlar. Çünkü insan o değersiz yaşamaz ya. Her zaman söylüyorum. Değersiz, asla insan onu yaşayamaz. Bunlar çok önemli şeyler. Dedik ya, anlatalım bunları biraz, konuşalım. Mürşit çok sessiz kaldın, Mürşit. Niye sessiz kaldın? Onlar diyor ki yaşlanıyoruz ya. Huşi sen daha gençsin ya. Çok gençsin ya. Şimdi şunu da çok dikkat edin arkadaşlar. Her zaman söylemek istedim. Biz buradan biraz deyişlerden bahsedelim. Ozanların deyişinden söyleyelim. Mertlere, bak, mertlere haramdır namerdin suyu. Derdinize derman bile olsa içmeyin sakın. Çürük köprülerden asla geçmeyin. Bunun manası çok derindir arkadaşlar. Dibi görünmeyen suda asla yüzmeyin. Bunun da manası çok derindir. Yüzmeyin. İkilikçi, takiyeci olanın özüne, sözüne güvenmeyin.
Bunun da sözü manası çok dendi. Manası çok dendi. Cahilden uzak durun. Cahilden uzak durun. Cahile bin tane laf anlasam birini almaz. Ama kendisi bildiği yoldan asla şaşmaz. Cahil. Cahil. Çocuklarımız değişlerimizi öğretin. Değişlerimizi öğretin. Gelecek nesilleri arkadaşlar. Gelecek nesilleri öğretin. Dedik böyle bir açalım. Konuşalım işte. Biraz bu sene böyle geçti. Yoğundum. Çok bayağı yoğundum. Korkunç inanılmaz çekimler işte. Çeviriler. Çeviriler. Zor oluyor ama dedik ya. Çıkartıp bunları size anlatmak. Amacımız buydu. Amacımız buydu. Gönül diyor ki insanlar çoğalsın. Çoğalsın. Bu konu üzerinde, Türk Turan tarihi üzerinde insanı anlatsınlar. İnsanı bilgilendirmek çok güzel bir şeydir. Çok güzel bir şeydir. İstiyorum ki insanımız bu tarihimizi öğrensin. Bu dünyadan boş gitmesin ya. Bu dünyadan boş gitmesin insanlar. Adamlar zamanı çıkartmışlar, koymuşlar Türk tarihini. Yazmışlar teker teker, demetçede yazmışlar hepsi ya. Niye biz bunları çıkartıp anlatmayalım ya? Niçin, neden? Bu muhteşem tarihimiz. Her zaman söylüyorum, birbirinizi sevin. Eşinizi, dostunuzu çok iyi seçin arkadaşlar. Çok iyi seçin, insanları çok iyi seçin düşünün. Boş insanlara muhatap olmayın. Boş kütürle muhatap olmayın. Dedim cahil insan her zaman insanı yorar. Uzak durun. Zamanınız ağaç yeşillik dikin. Kitap okuyun. İnsan kitap okuması bambaşka bir şeydir ya. Bambaşka bir şey. Çünkü kitap okuyan insan zihni inanılmaz bir şekilde çalışır ya. Beyin otomatikman çalışmaya girer ya. Bunlar çok önemlidir ya. Çok önemlidir. Ya bir çocuklarımız bir de ailesi, annesi babası ne yapıyorsa, çünkü ilk okul orada olduğu için, bu da annelere, babalara, ebeveynlere çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bunlar yetiştiriyor çocuklarını ya. Bunlar da çocuklara güzel örnek olsunlar. Çocuk kaptığın, o anasından babasından kaptığıyla gider arkadaşlar. Ve bunu hayatı boyunca unutmazlar. İsterse 90 yaşına gelsin. Unutmaz. Bu özellikle bilim şeyini öğretirse bunlar çok güzel şeylerdir. İşte eski büyüklerimiz, anlatıyoruz işte, eski büyüklerimiz yapılan şeyler, tarihi şeyler anlatırsınız çocuklarınıza. Sevdirirsiniz ya. Yani. Kibarca, güzelce anlatırsınız. Onlar da size saygı duyarlar ya. Bu hayat böyledir ya. Bu hayat böyledir. Çünkü ben her zaman söylerim, ya bu tarihimiz gerçekten çocuklarınıza öğretilse muhteşem olur. Çünkü bir sahip çıkmazsan başkası sahip çıkıyor ya. Bu muhteşem tarihimize başkaları sahip çıkıyor. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Bunun hakkımız da yoktur. Atalarımıza karşı. Ulu atalarımıza borcumuz da bizim ya. Çocuklarımız onun için yerden söylüyorum. Çocuklarımızın burada çok büyük önemi vardır. Çok büyük bir önemi vardır. Öğrenecekler. Öğrenecekler. Muhteşem tarihimiz. Öğrenecekler. Bizler de dediğim gibi onlara örnek olun. Örnek olun ki o çocuklar da işte size ne kaparlarsa ileriksem de hayatta diyorum işte. Hayatta onların rehberi sizler olacaksınız. Pusulası sizler olacaksınız. Atatürk'ümüzü anlatın. Anlatın. Bana dedem anlatır ya. 73 yaşında dedem söylüyor ya. Dedem 73 yaşında ya. 7 yaşındaki bana söylüyor. Oğlum Nut'u öğrendirdi. Nut'u. Atanın Nut'unu öğrendirdi. Dedem ya. Dedem köylü ya. Düşün ya. Ne kaparsak onunla gideriz ya. Onunla gideriz. Dedik bugün bunu konuşalım. Senenin 2022'nin son günü bu. Son günü. Ben buradan hepinize yeni yıllar, uğurlu yıllar, kutlu yıllar dilerim. 2023 için. 2023 için hepinize buradan saygılarımı sunarım.
Sizler her zaman benim yüreğimdesiniz. Yüreğimdesiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım. Birbirinizi sevin. Birbirinizi sevin lütfen. Lütfen. Ben buradan hepinize hoşça kalın diyorum. Nice mutlu yıllara diyorum. Nice mutlu yıllara. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın diyorum. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın.